Hüzzam mı dinliyorsun Şevket? Hüzünlenecek ne var? Kızımız evleniyor. Enise mi haber verdi? Müstakbel damadın. Damadımız. Şöyle şeyler söyleme Pervin. Damadımız filan. Hiçbir şey söylemeden gitmişsin bu sefer. Evet. Yani çünkü benim artık bağıracak çağıracak gücüm kalmadı Pervin. Ben bıktım yalandan dolandan. Vallahi bıktım. Ama bak. Bak gördün mü bak. Ben ne demiştim sana? Demek ki sadece Kayra'ya annelik yapmıyordum. Aynı zamanda o adamla da... O adamla da birbirlerine aşık olmuşlar diyeceksin, öyle değil mi? Yok, demeyeceğim ben bir şey. Demiyorum. Aynı bizim gibiler değil mi Şevket? Gözleri hiçbir şey görmüyor. Hatta biz evlendikten sonra söylemiştik anne babama, hatırlıyor musun? Biz başkaydık. Biz aşıktık. Onlar da aşık. Ben daha ilk gördüğümde anlamıştım kızımı. Birbirlerine nasıl baktıklarını görmedin mi? Ben gördüm. Yok, görmedim ben. Gördün bence. Anneler babalar anlarlar. Gördün, görmezden geldin bence. Yani kızıma konduramadım. Olamaz mı yani? Sen kızın senden sakladığı için mi üzülüyorsun bu kadar? Yoksa yuvadan uçup gideceği için mi? Hı? Daha yeni döndü evine Sunan. Daha yeni döndü. Ben doyamadım ki Sunan'a. Ben... Ne çabuk büyüdüler bunlar ya. Daha düne kadar benim omuzumdan elma toplayan kız gelmiş, ben evleneceğim diyor. Of, ya bu nasıl bir şey Pervin bu? Of, bu nasıl bir şey ya? Hı? Nasıl bir şey bu? Dönmüyor eve işte. Hayır diyecek, ne evlenmesi diyecek. Hatta bence evlatlıktan reddedecek. Bayağı başvuruda falan bulunmuş olabilir. Dilekçe dolduruyordur muhtemelen şu an. Yapar mı abla? Yapar kuzum, yapar. Tanımıyor musun babamı? Ya Suna saçmalama ya. Ya babam önünde sonunda sana onay verecek yani. Bugün olmasa yarın. Seviyor o seni yani. Ne kadar değer veriyor sana. Ay sen onu bunu bırak. Nerede yapacaksın düğünü, nasıl yapacaksın ya? Detay ver bana. Bak ablanın bilmiyorum ya. Aşk olsun. Ay buna düşecek vaktim olmadı maalesef ablacığım. Ya bırak Allah, sen tanımıyoruz sanki seni. Anlat bakayım, düğünü nerede yapacaksınız, yurt dışı falan mı? Ay, istemez canım, düğün gerek yok. İstemem, yan cebime koy diyor. İstemiyorum. Siz nasıl bu kadar rahatsınız, ben onu anlamadım. Ay bir şey söyleyeceğim, sakın çocuk falan yapmayın hemen. Bak yeni evlisiniz daha, lütfen. Ay lütfen bak, gezin eğlenin ya. Ay fenalık geldi, ne çocuğu ya, Kayra var zaten. Ya arkadaşımın canı ne zaman isterse o zaman çocuk yapar. Sen karışamazsın. Hayda, sana ne oluyor ya? Bak ben bunu kural olarak koyuyorum, tamam mı? Ben evlenmeden hiçbiriniz çocuk yapmıyorsunuz çünkü kuzenler birlikte büyüyecek abi. O ya ne güzel. Siz işte yaparsınız çocuklarınızı, beraber büyür. Ben de işte sizin çocuklarınızla umurum. Ne oluyor sana be? Ne o işte, çocuk falan konuşulunca böyle oluyorum ben, üzülüyorum. Ay sen doğmamış çocukların için mi üzülüyorsun bakayım? Bence Serkan çocuk istemiyor. Evlenmek de istemiyor. Ay evlenme teklifi etmiş bu Serkan'a. Bunu mu yaptın Burcu? Yapmadım de bunu. Bunu bari yapmadım de. Ay tabii ki öyle bir şey yapmadım. Aa saçmalamayın. Sadece konuştuk işte. Çocuk istemediğini söyledi ama ben çocuk çok seviyorum. Bir tanem erkekler boş boş konuşur öyle ya. Gereksiz. Aynen öyle. İki gün sonra da fikirleri değişir zaten, merak etme. Ay hepsini bilmiyor musun? Yani çocuk gibiler onlar. Büyümüyorlar işte böyle. Çocuk gibi falan olmayacaklar artık. Yeter. Büyüyecekler.
erkekliğini bilsinler. Ne bu böyle be? Bunun altına sığınıp duruyorlar. Yeter. Sakin ol. Aşkım. İyi misin sen? Siz daha zaten vakit geçirin beraber. Gezin, toz. Ne gerek var çoluğa çocuğa şimdiden konuşmaya? Ben bir teselli ediyorum seni. Sen mi belli değil ya. Aşkım benim, özür dilerim. Gel, gel. Keşke size sarılmayı en az sizin kadar istesem. Baba. Suna. Necat Bey'e söyle yarın buraya gelsin. Baba gelsin de kızma ne olur. Yani kızacaksan da önce bana kız. Kızım Necat Bey'le konuşacağız. Ne konuşacaksınız? Bu adam sana evlenme teklif etmedi mi? Etti. Sen de böyle karşımda ezilip üzüldüğüne göre evet demişsin. Doğru mu? Doğru. Tamam işte Sun. Yarın gelsin. Doğru düzgün seni benden istesin. Ne istesin? Seni Sunacığım, seni. Diyorum ki gelsin babandan seni istesin diyorum doğru düzgün. Yok anlamadı bu. Kızlar size anlatırsınız. Hadi, hadi iyi geceler, hadi. İstesin diyor. Tatlı yalanlarla başlar bütün bu hikaye, küçük bir mevcut.